Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıf sosyal bilgiler dersimizin 1. dönem 1. sınav örnek sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. İletişim nedir? İnsanlar günlük yaşamlarında çevrede olup bitenlerle olumlu ya da olumsuz, bilinçli ya da bilinçsiz ne yapar? Alışveriş içerisinde olur. Bu alışverişe iletişim deniyor. Yani iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Nedir bu? Ağzımızdan çıkan sesler, çizdiğimiz resimler, konuştuğumuz dil, kullandığımız yazı ve yazı araç gereçleri işte iletişim kurmamıza yardımcı olan materyallerdir. Bunlar vasıtasıyla ne yapıyoruz? Duygularımızı, düşüncelerimizi, bilgilerimizi değişik insanlara, başkalarına aktarıyoruz. İşte buna iletişim deniyor. İletişimin olabilmesi için hangi önemli kurallar vardır? Evet bir iletişim, bir konuşmanın, bir diyaloğun iletişim sayılabilmesi için en az iki kişi arasında olmalıdır. Peki iki bin kişi arasında olabilir mi? Eğer kurabiliyorsanız olabilir ama en az iki kişi olacak. Kişiler birbirini fark etmelidir. Yani siz sadece konuşuyorsunuz ama hiç kimse sizi dinlemiyor. Böyle olmaz. İletilecek bir mesaj olmalıdır. Yani diyelim bir trafik kazası olduğunu anlatmaya çalışıyorsunuz. İşte bir konudur bu, bir mesajdır. Demek ki üç tane kuralımız var. En az iki kişi arasında olacak. Kişiler birbirlerini fark edecek ve iletilecek bir mesajımız olacak. Kullandığımız yöntem ve araçlara göre iletişim kaç ayrılır diye bir soru gelirse bunu da 3 ayrıl diyeceksiniz. Sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim. Nedir sözlü iletişim? Konuşarak kurduğumuz iletişimdir. Yüz yüze ya da toplantılarda yaptığımız konuşmalar, telefonla yaptığımız görüşmeler nedir? Bunlar hep sözlü iletişimdir. Peki yazılı iletişim nedir? Yazıyı kullanarak gerçekleştirdiğimiz iletişimdir. Nedir bunlar? İşte eskiden mektuplar yazardık, fakslar çekerdik, elektronik postalar, sosyal medya araçları artık günümüzde nedir? Whatsapp'la falan en çok iletişimi yazılı olarak gerçekleştiriyoruz. Bir de sözsüz iletişim vardır ki bu da beden hareketleri, jestler, mimikler, ses tonu, fiziksel görüntü ve kıyafetler sözsüz iletişimi yansıtan unsurlardır. Beden dili, jest ve mimik nedir? Üç aynı anda sorulmaz. Bunların birisinin tanım verilebilir. İşte bu nedir denebilir. Ya da birisi söylerip bunu açıklayın denebilir. Mesela beden dili dediğimiz zaman vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerde desteklenen sözel olmayan iletişim şeklidir bu. Beden dili, jestlerimizde, mimiklerimizde, yüzümüzde, gözümüzde ne yapıyoruz? İletişim kuruyoruz işte buna beden dili deniyor. Peki jest nedir o zaman? Bir duyguyu, düşünce ya da bir konuyu anlatırken el, kol, ayak veya baş ile yapılan hareketler ve beden hareketlerinin tamamına da jest deniyor. Mimiklerse bir duygu, düşünce ya da bir konunun kaş, göz, ağız ve yüz hareketleriyle anlatılmasıdır. Ağzımızı büküyoruz, kaşımızı kaldırıyoruz, gözümüzü kızartıyoruz mesela. Nedir bunlar? İşte mimiklerimizdir. Etkili iletişim nedir? Etkili bir iletişim için hangi hususlara dikkat edilmelidir? Evet. Etkili iletişim kişinin kendisini karşısındakilere en iyi şekilde ifade etmesi ve karşısındakilerden gerekli ilgi ve etkiyi görmesidir. Nelere dikkat edilecek peki etkili bir iletişim kurabilmek için? Aktarılan mesaj kısa, net ve anlaşılır olmalıdır. İyi bir dinleyici olmak gerekir. İletişim esnasında karşı tarafla göz teması kurulmalıdır. Gülümseyen bir yüz ile yüzümüzle mesajı vereceğiz. Beden dilimiz etkili bir şekilde kullanılacak. İletişim hatalarından yani olumsuz iletişimden kaçınacağız. İletişime engelleyecek uyarıcılar ve davranışlar ortadan kaldırılmalıdır. Olumlu ve olumsuz iletişim tutum ve davranışlarını örnekler veriniz şeklinde de soru gelebilir. Tabi hepsi aynı anda sorulmaz. İşte bir cümle verilir. Bu hangisi bir örnektir? Ya da sadece olumlu iletişim 3 örnek verin şeklinde gelir. Hepsini verelim. Hangisi olursa yaparsınız. Olumlu iletişim tutum ve davranışlar nelerdir? Empati kurmak, bendili kullanmak, farklılara saygılı olmak, göz teması kurmak, beden dilini kullanmak, güler yüzlü olmak, karşı taraf etkili dinlemek, kendini doğru ifade etmek olumlu iletişim tutum ve davranışlarıdır. Peki olumsuzları nelerdir bunların iletişim ve tutum davranışların? Mesela tehdit etmek, sendili kullanmak, ön yargılı davranmak, alay etmek, suçlamak, emir vermek, isim, lakap takmak, argo sözcük kullanmak, karşı tarafı küçümsemek de olumsuz iletişim davranışlarına örneklerdir. Empati ve empati kurmak ne demektir? Empati, kişinin kendisini karşısındaki yerine koyarak onun duygularını, düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmaktır. Empati kurmaksa, dış dünyayı karşımızdaki insanın penceresinden görmeye çalışmaktır. Bir başka deyişle, kendimizi onun yerine koymak demektir. Empati kurmak, başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırmaktadır ve empati kurduğumuz kişi tarafından sevilmiş oluruz, onu anladığımız için. Ben dili ve sen dili ne demektir? Örnekler veriniz. Ben dili kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade konuşmasıdır. Ben ile başlar, ben ile biter. İletişim engeli oluşturmaz. Derslerine yeterince çalışmadığın için çok üzülüyorum. Bak karşı tarafta bir ilişkimiz yok. Hep kendimiz üzülüyoruz. Ama sen dilinde ise karşımızdaki insanın kişiliğini hedef alan konuşma yapıyoruz. Sen ile başlar, sen ile biter. İletişim engeli oluşturur yargılar, suçlar, eleştirir. Derslerine hiç çalışmıyorsun. Neden geç geliyorsun? Paranı neden hemen bitiriyorsun gibi karşımızdakilere suçlarsak sendili. Ama derslerine çalışmadığından dolayı çok üzülüyorum derseniz ya da derslere geç kaldığın için çok üzüldüm. Bir sorunun mu var dediğimiz zaman işte bunlar bendili oluyor. Bendili iyidir, sendili kötüdür etkin ve iyi bir dinleyicinin özelliklerine 5 maddeyle örnek veriniz. Nedir? Dikkatini karşısındaki kişiye verir. Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler, göz teması kurar, son sözü söylemek için çabalamaz, dinlerken vereceği cevabı düşünmez. Sen konuş, konuş, konuş da ben sana bir cevap vereceğim diye de bir şüphe uyandırmaması gerekir etkin bir dinleyicinin. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel bir terimdir. Tanım verilen kavram nedir? Medya. Ya da medyana örnek verin denirse, işte medya dediğimiz zaman gazeteler, dergiler, radyonlar, televizyonlar ve genel ağ gibi kitle iletişim araçları. Nedir kitle iletişim araçları? örnekler vererek yazınız dersek. Televizyon, genel ağ internet demektir. Radyo, gazeteler, akıllı cep telefonları, dergiler bunların hepsi. Kitle iletişim araçlarımız örneklerdir. 12. sorumuzda da medya ve kitle iletişim araçlarının olumlu ve olumsuz yönleri ikişer tane örnek veriniz. Pek çoktur ama ikişer tane istiyor. Nedir olumlu yönleri? Yeni bilgi ve düşünceler yayılmasını sağlar. Değil mi? Hemen açıyoruz, haberlere bakabiliyoruz. İnsanlar arasında etkileşimi arttırıyor Hemen WhatsApp'la dünyanın öte ucundaki birisine hemen mesajımızı gönderebiliyoruz. Peki olumlu yönler bunlarken olumsuz yönler yok mu? Çok bağımlılık yaparak sosyalleşmeyi zayıflatıyor. Aile bağlarını zayıflatıyor en önemlisi. Haber, düşünce ve bilgilerin gazete, radyo, televizyon, genel ağ gibi kitle iletişim araçları yoluyla özgürce ulaştırılması ve dağıtılmasıdır. Kişilerin istediği herkeste serbest iletişim kurabilmesidir. Tanım verilen kavram nedir? Haberleşme özgürlüğüdür. Bilgi edinme hakkı nedir? Belki içinizde kullananlar vardır. Bireylerin devlet kurum ve kuruluşlarının görevlerinden dolayı sahip oldukları bilgileri ulaşabilme hakkıdır. Vatandaşlar kendileriyle doğrudan ilgili olsun veya olmasın merak ettikleri haberleri herhangi bir bilgiyi ne yapabilir? Devletten isteyebilir. Devlet ona belirli bir süre içerisinde cevap verir. Mesela ne zaman emekli olacağım diye merak ediyorsunuz. Ya da okullarda ne için sınavlar klasik oluyor diye yazarsanız Cimer'e ya da herhangi bir yere size cevap gelir. İşte bu bilgedir mi hakkıdır. Türkiye Selçuklu Devleti'nin hangi savaşta Moğollara yenilmesi sonrasında Anadolu'da otorite boşluğu ortaya çıktı. Böylece ikinci Anadolu Belikleri bu otorite yer yararlanarak kendi beliklerini kurdular. Ne zamandır? Türkiye Selçukluları Moğollara Küse Dağı Savaşı'nda yenildikten sonra. Osman Devleti'nin kuruluş hakkında bilgi veriniz. Ertuğrul Gazi'den sonra yerine geçen oğul Osman Bey, Türkiye Selçuk Devleti'nin zayıflaması üzerine 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti. Osman Devleti'nin bağlı olduğu bu kayı boyudur. Kurucusu Osman Bey'dir. Yılı 1299'dur. Nerede kuruldu? Bilecik, Söğüt, Kütahya, Domani civarlarında. Osman Devleti'nin kısa sürede büyümesinin nedenlerine 5 madde yazınız. Kurulduğu yer ve coğrafi konumun sağladığı avantajlar Yönetim altındaki milletlere hoşgörü ve adil davranması, Bizans devletinin güçsüz olması, İskan politikası izleyerek fethetti yerlere Türkmenler yerleştirmesi, Balkanlarda ve Avrupa'da güçlü bir devletin olmaması neticesinde Osmanlı Devleti kısa sürede büyüdü ve 7 asır boyunca dünyada adaleti sağladı. 18. sorumuz. İskan politikası nedir? İskan Osmanlı döneminde uygulanan yerleştirme politikasıdır. Bu sistemde Anadolu'da başıboş boş gezen ve Anadolu'daki yerliler, yerleşik halka zarar veren göçebe Türkmenler Ort şeyde Balkanlardan itibaren yeni fethedilen Rumeli'deki topraklara yerleştirilmişler. Oranın yerli halkı haline gelmiştir. İşte buna iskan politikası deniyor. Orhan Bey dönemindeki ilklere, ilk yapılanlara üç örnek veriniz. Ne yaptı Orhan Bey? Yaya ve Müsellem adlı ilk düzenli orduyu kurdu. ilk kez divan teşkilatını kurdu. İznik'te ilk medreseyi açtı diyeceğiz. ikinci padişah. Peki tımar sistemi nedir diye soru gelirse. Devlet kendisine ait olan boş arazileri belli yararlılık gösteren kişilere tımar adı verilen dirlik toprağı veriyordu. Tımar sahibi elde ettiği gelirin bir kısmıyla devlet askeri yetiştiriyordu. Tımar ile denilen bu askerler savaş zamanında orduya katılıyordu. Padişahın mührünü taşıyan vekildir. Padişah sefere katılmadığı zaman orduyu komuta kim ederdi? Sadrazamlar. Fetihler sadece silah yolu gerçekleşmemiştir. Osmanlı'da fetihlerin kalıcı olmasına etkili olan unsurlar nelerdir? Abdalanı Rum, dervişlerdir. Ahiyan-ı Rum, ahilerdir. Baciyan-ı Rum, kadınlardır. Gaziyan-ı Rum, gaziler, vakitlerdir. İşte bunlar teşkilatlarına büyük katkı sağlamışlar Osmanlı'nın fethettikleri yerde kalmalar için. Bunların yaptığı çalışmalar fetihlerin kalıcı olması sağladığı gibi fetihlenen yerlerde İslam dininin de yayılmasına katkı sunmuştur. Ve böylece Arnavutlar, Makedonlar, Bosnalılar Müslüman olmuşlardır mesela. İstanbul'un fethinin Türk ve Dünya tarih açısından sonuçlarını yazınız. Fethin Türk tarih açısından sonuçları şunlardır. Osman Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü sağlandı. Karadeniz hattınıza e bağlayan deniz ticaret yolu denetim altına alındı. İstanbul Osmanlı Devleti'nin artık başkenti oldu. II. Mehmet yani Fatih unvanını aldı. Osmanlı Devleti yükselme dönemine girdi. Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasında saygınlığı da artmış oldu. Peki dünya tarih açısından ne gibi önemleri var? Bir çağ kapandı, yeni bir çağ başladı. Orta çağ kapandı. Ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin denetimi altına girmesi Avrupa'da coğrafi keşiflerin başlamasına neden oldu. Surların yıkılması üzerine Avrupa'da derebeylik sistemi yıkılmaya başladı. İstanbul'dan ayrılıp İtalya'ya giden bilim insanları İtalya'da Rönesans hareketlerinin başlamasına öncülük ettiler. Evet sevgili arkadaşlar 7. sınıflar sosyal bilgiler dersimizin 1. dönem 1. sınav sorularının örneklerini yaptık. Kanalımızda 7. sınıflara ait diğer derslerimizin içeriklerini de izleyebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu arkadaş gruplarınızda da paylaşın. İnşallah onlar da bu bilgiler ulaşsınlar diyor. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz.